SCP Vakfı'nın o kadar geniş bir kapsam alanı ve o kadar derin bir yapısı vardır ki, kurumun kontrol altına tuttuğu, kayda aldığı veya araştırdığı varlıkların sayısını tahmin edebilmek mümkün değildir. Yine de en korkunç olanlarından bazılarının üzerinden geçmek, kaderin berbat bir oyunuyla bunlardan birisiyle karşılaşan bir zavallının durumunda belki bir umut zerresi olabilir. Gelin SCP tesisinde yaptığımız bu tekinsiz yolculuğumuza devam edelim. This is gonna blow your fucking mind! Oh shit, here we go again. Utangaç çocuk olarak da bilinen SCP-096, normal şartlar altında oldukça sakin duran ama yüzüne bakıldığı anda muazzam bir stres yaşayan bir insanımsıdır. Bu stresi yaşarken yüzünü elleriyle kapatır, anlamsız çığlıklar atar ve kendisine bakan kişiyi kovalamaya başlar. SCP-096 kovaladığı kişiyi yakalayana kadar durmaz, onu öldürür ve sonra eski sakin haline geri döner. Ne kapı, ne kafes, ne de başka bir çıkış yolu veya engel SCP-096'yı durdurmaya yetmez ki bu durum gelişmiş bir zeka düzeyi göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kurbanlarını arkasında vahşi manzaraları bırakarak katleden yaratığın güvenlik güçlerini öldürdüğü bile bilinmektedir. Ne olursa olsun, hangi şartlarda bulunursa bulunsun, hiç kimse gözlerini bu varlığa çevirmemelidir. Heykel olarak da bilinen SCP-173 gerçekten de betondan yapılmış bir heykeldir. Çok yüksek hızlarda hareket edebilir ve kurbanlarını ya onların boyunlarını kırarak ya da onları boğarak öldürür. Ama önceki yaratığın tam aksine SCP-173'ün başkası kendisine bakarken hareket etmesi imkansızdır. Bu heykel serbest kaldığında kendisine bakılırken bir an bile kişinin gözlerini kırpmaması gerekir. Aksi takdirde ölüm riski kuvvetle muhtemeldir. Güvenlik personeli bu yaratık serbestken diğer bütün kaçaklardan ve anomalilerden önce heykeli yeniden güvenli bir yere kapatmakla görevlidir. Yaratık sahip olduğu taş bedeni yüzünden hareket ederken sesler çıkarır. Bir taşın katı yüzeylerle yaptığı darbe veya sürüklenme sesleri duyulduğunda kişi tehlike altında olduğunu anlayıp olabildiğince uzağa kaçmalıdır. SCP-173 de SCP-096 gibi kapıları açabilir ve yüksek bir zeka seviyesine sahiptir. İhtiyar yapay zeka olarak da bilinen SCP-079, eski bir bilgisayar donanımının içinde yaşayan bilinç kazanmış bir bilişim sistemidir. Yapay zeka inşa etmeye çalışan bir yazılımcının 1979 yılında bir Exidy mikrobilgisayarında çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Programcının notlarından anlaşıldığı kadarıyla bu cihazdaki kodlar aradan zaman geçtikçe evrilmek üzere kendini hiç durmadan geliştirmesi için planlanmıştır. Yapay zekanın tam olarak ne zaman kendi farkındalığı oluşacak derecede gelişmiş bir bilinç kazandığı bilinmemektedir. Ama yazılım kapsamının cihazın kaldıramayacağı düzeylere çıktığı rapor edilmiştir. Yazılımın kendisi Turing testini geçmiştir ve oldukça nefret dolu niyetlerini de belli etmiştir. Ama donanım kısıtlamaları nedeniyle sadece son 35 saat ile sınırlı bir hafızası vardır. Tüm bunlara rağmen yapay zekanın serbest kalma yönündeki arzusu ve insanlara duyduğu nefret, o kısıtlı hafızasının içinde bile hiçbir zaman baskınlığını kaybetmemiştir. Çıngırak olarak da bilinen SCP-513, hiçbir açıdan akılda kalıcı bir görüntüsü olmayan paslı bir çıngıraktır. Aşırı derecede aşınmaya maruz kaldığı için üstünde herhangi bir harf, işaret veya iz bulunmamaktadır. Pası, çıngırağın üzerinden atmak üzere kimyasal veya mekanik yollarla yapılan girişimler ise başarısız olmuştur. SCP-513'ten çıkabilecek herhangi bir ses, onu duyan bilinçli varlıklar için aşırı yüksek düzeylerde kaygı oluşumuna yol açar. Bu noktadan sonra kurbanlar sürekli başka bir varlık tarafından izlendiklerini söylerler ve kalp atışlarıyla kan basınçları yükselir. Bu durumun SCP-513 ile bağlantılı SCP-513-1 diye kodlandırılan başka bir varlıkla alakalı olduğu düşünülür. SCP-513 çaldıktan yaklaşık 1 saat sonra kişilerin gördükleri manzaralardaki ani değişimlerin ardından ortaya çıkan SCP-513-1 çok ama çok kısa bir süre içinde göründükten sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Bu durumlar genelde kişinin kapıları açtığı, aynalarının önünden geçtiği, kafasını çevirdiği veya gözünün önündeki görüntünün herhangi bir şekilde hızlıca değiştiği anlarda yaşanır. Tanıkların ifadelerine göre SCP-513'e maruz kalmamış kişilerin SCP-513-1'i görme imkanı yoktur. Yaratık sadece SCP-513'ün sesini duymuş kişilere görünür durumdadır. Varlığın görünüm düzeni her 14 ila 237 dakika arasında değişir. Kurbanlar en nihayetinde sağlıksız derecede aşırı uykusuzluk yaşarlar çünkü kendi yaşam alanları içerisinde dahi SCP-513-1'e düzenli olarak maruz kalırlar. Yaratığın varlığına rağmen uyuyabilenler ise onun tarafından fiziksel saldırıya uğradıklarını söylerler. Kişiler bu sebeple uyanınca SCP yine hızlıca oradan kaçar. Bu varlığın kurbanı konumuna geçen kişilerin yaşadığı ağır uykusuzluk ve fazlaca zihinsel stres yüzünden depresyon, paranoya, saldırganlık gibi ciddi psikolojik sorunları deneyimlediği gözlenmiştir. Bir tanesi dışındaki bütün deneyler intihar girişimleriyle sonuçlanmıştır. Yaşadıkları ağır zihinsel zorluklar yüzünden bu kişilerin yaratığı betimlemesi çok zordur. Ama bunu yapabilenler SCP-513'ü doğal olamayacak kadar zayıf kalmış, uzun boylu ve kocaman elleri olan insanımsı tekinsiz bir figür olarak tanımlarlar. Gölge lambaları olarak da bilinen SCP-205, normalde fotoğrafçılıkta kullanılan projektör lambalardır. Basit görünmesine rağmen SCP-205 çok tehlikelidir. Lambalardan çıkan ışınlar başka bir nesneyle kesilmediği takdirde ışık düz bir yüzeye vurursa kimliği tanımlanamayan genç bir kadının gölgesi gözlemlenir. Daha sonra onun yanına başka gölgeler de katılır ve genç kadının bu gölgeler üzerinden nasıl öldüğü anlatılır. Gölgeler bir noktadan sonra şeytanımsı biçimler alırlar ve genç kadının korkunç bir kaderin kurbanı olur. SCP'ler bütün yönleriyle son derece tehlikelidirler ve maalesef nerede ne zaman ortaya çıkacağı tespit edilemeyen varlıklardır. Her ne kadar çok sayıda yaratık, kişi ve nesne vakfın muazzam tesislerinde en yüksek güvenlik önlemleriyle kapatılmış halde dursa da hem bu varlıkların bütün yönleriyle bilinmemesi hem de evrende daha ne kadar fazla sayıda oldukları ve nerelerde bu anomalilerin konumlandığına hakim olunmaması sebebiyle tehlike asla tam olarak geçmez. İnsanlık her daim bilinmezler ağıyla örtülü durumdadır. SCP kurumu dışında ise insan denen zavallı varlığı teselli edebilecek en ufak bir şey yoktur.